Ki bu oyunun tamamında çok net olarak göründü. Bana göre çok üretkenlik anlamında çok sıkıntı yaşadık. Üretemedik ön tarafta. Arka tarafta çok basit hatalar yaptık. Özellikle yediğimiz ilk golde, ikinci golde oyuncularımızın yaptığı bireysel basit hatalar gol yememize sebep oldu. Oluyor sezonun içinde böyle müsabakalar. Tabii ki memnun değiliz. Kazanmak istiyorduk. Ama Malatyaspor olarak bugün oynanan müsabakayı en kısa sürede unutmak zorundayız. O yüzden haftaya önemli bir maçımız var. Bu maçı unutup hatalarımızdan ders çıkarıp önümüzdeki haftaki maça hazırlanacağız. Transferle ilgili şöyle söyleyeyim. İşte Mina biliyorsunuz yoktu. İslam sakattı, Aqua sakattı. Maalesef bunları Beşiktaş ve Keçiören maçında iki oyuncumuz sakatlandı. Biraz tabii oynayan oyuncularımızın olmayışı da oyun anlayışımızı etkiledi diyebilirim ama yani bu kadar iç sahada bu kadar kötü oynamamalıyız. Ya yani bu bizim için değil, herkes için geçerli. Ya yani iç sahada bu kadar kötü oynayıp rakibe bu kadar müsaade etmek, bireysel hatalar yapmak doğru bir oyun değil. Yani bugün doğru oyunu oynayamadık. Rakip daha doğru bir oyun oynadı. Kazanmak için doğru oyunu oynadılar. Biz cevap veremedik buna. Bu da belki de bilmiyorum. Geçen hafta tabii büyük takım deplasmanda kazanınca oyuncularımızda bir rehavet olmuş olabilir. Ya da 6. gün 3. maçı oynuyoruz. O da olabilir. Transfer anlamında yönetimle görüştük. Devre arası tabii ki biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Eğer imkanlarımız el verirse yani bir iki oyuncu yapmayı düşünüyoruz. Son 2-3 haftadır hem içeride hem dışarıda hak ettiğimiz halde hak ettiğimiz puanları alamamanın üzüntüsünü yaşıyorduk. Hafta içi oyuncularımla Malatya'nın nasıl oynadığını ve bizim de burada nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili onları çok iyi analiz edip bu maçla ilgili çok çalıştık, çok uğraştık. Buraya nasıl oynayacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilerek geldik. Oyuncuların da maç başından sonuna kadar söylediğimiz gibi, çalıştığımız gibi gayet disiplinli bir şekilde bir oyun, bir mücadele ortaya koyduk. Bunun karşılığında da goller attık iki tane ama 2-3 tane daha atabileceğimiz pozisyonlar vardı. Bunları değerlendiremedik. Malatya'nın da iki tane pozisyonu vardı. Bu da normaldir çünkü çok üretken, çok hücumsal anlamda ellerinde çok etkili oyuncuları var. Bunları da biliyorduk ama sonuçta bugün burada iyi mücadele ederek, ne yaptığımızı bilerek bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımı taktiksel anlamda verdiğim görevleri hepsinin harf harfini yerine getirdikleri için onlara teşekkür ediyorum. Rize'den, İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden buraya kadar gelip de bizi destekleyen tüm Rizespor taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Malatyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Onların da yolu açık olsun.